gurbetçi bir ailenin evladı olarak bu torba içinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına da çareler görmek isterdim. Ama boşanma işlemlerinin tescili ve dövizli askerlik uygulamasında sınırlı iyileştirme dışında hiçbir adım yok. Hani yurt dışı seçim bölgesi, hani Türkiye'deki emeklilik kesilmeden Avrupa'da çalışabilme hakkı, hani Türk Hava Yolları biletlerinde indirim, hani Türkiye'de ücretsiz sağlık hizmetleri, hiçbiri yok. Peki ne var? Yurt dışında yaşayanlar için dövizle bireysel emeklilik uygulaması var. Olmaz değerli arkadaşlarım. Dövizle beş sistemi emekliliğin alternatifi değildir. Sağlık sigortası yok, sosyal güvence yok. Bunun nesi emeklilik? Şaka gibi. Daha geçen Ağustos ayında yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'den borçlanarak emeklilik imkanını neredeyse ortadan kaldırdınız. Gurbetçiler nimet külfet dengesini bozuyor. Bunu yaparsak 1 milyar lira kar ederiz mantığıyla ne yaptınız hatırlatayım. Yüz binlerce gurbetçimizi SGK yerine Bağkurlu yaptınız. O emekçilere patron bir primi ödettiniz. 10 yıllarca dişinden tırnağından arttırıp kazandığı birikimiyle 2000-2400 lira emekli maaşı almayı hak eden kardeşlerimizi iki katı prim ödeterek yarısını, yani 1000-1400 lira maaş alır hale düşürdünüz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı üvey evlat gibi gören o ayıplı kanunun gerekçesi işte bugün ortaya çıkıyor. Gurbetçinin önce Türkiye'den emekliliklerini zorlaştırdınız, hatta binlercesini iptal ettiniz. Şimdi de diyorsunuz ki gönder dövizleri, gerisini düşünme. Değerli arkadaşlarım, nereden çıktı bu dövizli bez? Gurbetçilerin emeklilik hakkı sabote edildikten hemen sonra Maliye Bakanı Damat Bey'in programında duyduk. Ne diyordu? Finansal sistemdeki risk birikimini azaltmak amacıyla dövizli BES uygulamasına geçilecek. Yani mesele gurbetçinin emekliliği, gelecek güvencesi değil, ekonomik krizin önlenmesi, sarayın savurganlığının güvencesi. Biz daha ülkemizdeki emekçilerin bireysel emeklilik sistemine güvenini sağlayamamışken gurbetçilerimize olsun sen euroları gönder diyoruz. Oysa Türkiye'de fonların durumu ortada. İşçilerin işsizlik fonunda biriken milyarlarca liralık kara gün akçelerini işsizler dışında herkes kullanıyor. Soruyorum, biz işsizimizin birikimini bile kendisine ulaştıramazken gurbetçimizin döviz fonunun garantisini kim verecek? Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki vatandaşlarımız bizden tasarruf hesabı beklemiyor. İstedikleri belli. Birincisi, Ağustos ayındaki ayrımcılığı... Lütfen tamamlayın Sayın Çakırız. Tabii. Birincisi, Ağustos ayındaki ayrımcılığın, haksızlığın kalkması ve SGK üzerinden emekliliğe geri dönüş. İkincisi, bulundukları ülkede çalışırken Türkiye'deki emekli maaşlarının kesilmemesi. Ve bu taleplerinde yerden göğe kadar haklılar. Seçim zamanı ülke ülke gezip verdiğiniz sözleri unutmuş olabilirsiniz. Ama yurt dışında alın teri döken milyonlarca kardeşimiz unutmadı. Ve bu meclisten çözüm bekliyorlar. Yurt dışındaki kardeşlerimizin bizim ayrılmaz bir parçamız olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Anadolu'da hepimizin evinde, sokağında var olan gurbetçiler... 60 yıldır en ağır koşullarda emeklerini ortaya koyarak sadece Avrupa değil vatanımızı da kalkındırdılar. Onların hakkı ödenmez. Şimdi hesapsız kitapsız yönetiminizin, savurganlıklarınızın faturasını bu kardeşlerimize kesemezsiniz. 10 yıllardır kalpleri vatan sevgisiyle, ay yıldızlı bayrak aşkıyla çarpan bu kardeşlerimizin çoktan hak ettikleri taleplerini el birlikte sağlamalıyız. Yapılması gereken yurt dışındaki vatandaşlarımızın taleplerini böyle torbalarda boğmak değil, kapsayıcı, bütünlüklü paketi derhal çıkarmaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.